İşin bittiyse bize biraz müsaade et. Baba nasıl yani? Bana ne olduğunu anlatmayacak mısınız? Anlatamayacağımı biliyorsun. Niye soruyorsun? Baba siz eve bu şekilde gelince benim meraklanmam normal değil mi sence de? Halide'm şimdi sırası değil. Buradan çık. Beni toplantıya çağırırlar şimdi. Biz belki başarısız olduk ama Burak da verdiği sözü tutamadı. Bu saatten sonra onu o koltuğa tutacak halleri yok herhalde. Şimdi herkes can derdinde. Kimsenin Burak'la uğraşacak hali yok. Burak'ın silahları göndereceği adamlar Salman gibi iş adamı değil. Konuşup anlaşabileceğin insanlar da değil. Bunun bedelini bize ağır ödetecekler. Ailem için endişelenmeli miyim? Sen onların hedefine girecek durumda değilsin henüz. Onlar için ilk hedef ortaklar ve aileler olur. Yani benden dolayı tehdit altında olsan bile ailene ilişeceklerini sanmıyorum. Yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Herkese haber verdin mi? Çıkıyorum. Tamam. Buradan hiçbir yere ayrılmayacaksın. Sakın Halide'nin yanından ayrılma. Eve kimse girip çıkmasın. Şu anda en önemli şey Halide'nin güvenliği. Tamam. Ali Rıza'dan haber var mı? Haşmet Gürkan'ın evinde. Bu bizim için büyük bir fırsat olabilir. Arıyor. İyi misin Ali Rıza? Ben iyiyim. Bende sıkıntı yok da. Ortalık fena karışacak. Evet farkındayım ama bu ortalığın karışması bizim işimize yarayabilir. Bu silahları alacak olanlar Salman gibi aracıları olmayacak. Eğer bu adamlara ulaşabilirsek büyük kazanımlarımız olabilir. Sen silahlara takipçi yazı koyup onlara gidecektin. Şimdi onlar konsorsiyuma geliyorlar. Aynen öyle. Senin edineceğin en ufak bir bilgi kırıntısı bile bizim için çok önemli. Haşmet Ağa toplantıya gitti. Gelsin ne olup bittiğini anlar seni haberdar ederim. Tamam. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Nedir durum Şehmuz? Bu meselede bize aracı olmasını istediğim kapılar tek tek kapı.